Değerli izleyiciler, Mahmut Esat Bozkurt'u konuşmaya sürdürüyoruz. Sayın Alıcı, en son iktisat vekaleti dönemini ele aldık. Hemen arkasından da Adalet Bakanlığı dönemi geliyor ki, Adalet Bakanlığı dönemi aslında Türkiye Adliyesi bakımından da çok önemli bir dönem. Biraz onun üzerinde konuşalım. Yani tabii o bir kere çok uzun soluklu bir dönem. Değil mi? 26-30. 24'te 24 başlayacak, 30'a kadar sürecek 6 yıllık bir süreç. Türk Devlet Adı. Bu süreçte tabii Mahmut Esat'ın bir kere Cumhuriyet artık oturmuş durumda. Zaten ondan önce yapılan öneriyi kabul etmiyor Mahmut Esat. Mustafa Kemal'in daha önce bir... Bakanlığı yaparken Adalet Bakanlığı öneriliyor ama o günkü koşullar Mahmut Esat'ın düşüncelerini gerçekleştirmeye uygun bir dönem değil. Yani şöyle söyleyeyim, medeni kanun o dönemde çıkarılamaz idi. 20 miydi o? 21-22 tarihlerini söylüyorum. Artık Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yani rejimin ne yöne doğru gideceği bellidir. Saltanat kaldırılmıştır, Cumhuriyet ilan edilmiştir, hilafet kaldırılmıştır, tedrisat yasası kabul edilmiştir. Artık laik bir devlet için gerekli olan temel atılmıştır. Şimdi bunun üzerine hukuksal yapı kurulacaktır. Demokratik, laik hukuk nasıl kurulacak? Diğer bir deyişle teokratik hukuk devletinden laik hukuk devletine nasıl geçilecek? Cumhuriyetin ana kanunları diyor Mahmut Esat bunlara. Hepinizin bildiği gibi medeni yasayla 17 Şubat 1926'da kabul edilen medeni yasayla başlayacak. Ardından ceza yasası, borçlar yasası, deniz ve kara ticaret yasası, usul yasaları, yargılama usulü yasaları ve 18 Nisan 1929'da icra ve iflas yasasıyla bu ana kanunların serileri çıkarılacak. Her biri ayrı bir özelliğe sahip bunların ama içlerinde özellikle durmamız gereken sanırım medeni yasayla ceza yasası. Evet. Bunlar açısından son derece önemli. Burada araya girmeme izin verin. Tabii ki. Tabii çok önemli bir şey de adliye teşkilatının yeniden yapılandırılması. Bu yasalaşma dönemi. Bir de teşkilat yapısı var. Evet. Tabii. Hangisinden başlayalım? Yasalaşmadan mı? Yani teşkilatlanma dönemini çok kısa geçelim. Asıl yasalar üzerinde duralım. Ya karnı tok hakimler diyor. Evet. Bir kere. Neden karnı tok hakimler diyor? Siz hakimin yani karnı... Cüzdanıyla vicdan arasına evet, sıkışmasın diye söylüyor. Siz onu ekonomik açıdan refaha ulaştıracaksınız ki rüşvet almayacak diyor. Bunun önüne geçmek için de diyor, onu yaşaması için gerekli olan altyapıyı oluşturacaksınız diyor. Mesleğe saygınlık kazandırmak için altyapı oluşturuyor. Cumhuriyet savcısı olacaksınız. Evet, yani kıyafetinden tutun, ekonomik iyileştirmelere kadar her türlü önlemi alıyor. Ama dediğim gibi bu döneme damgasını vuran medeni yasadır. Gerekçesiyle başlar damgayı vurmaya. Gerekçe... Eskilerin deyimiyle esbabı mucibe doğrudan doğruya Mahmut Esat'ın kaleminden çıkmıştır. Her seferinde vurguluyorum, çok uzun bir gerekçedir ama o gerekçenin içerisinde bir paragraf var. Laikliğin bundan daha güzel bir tanımı bence olamaz. Aynı zamanda ne kadar gerçekçi baktığını, bakış açısının ne kadar gerçekçi olduğunu da oradan görüyorsunuz. Laik bir devletin ne kadar önemli olduğunu da değerlendirebiliyorsunuz. Diyor ki, dinler doğası gereği değişmezler. Toplumlar ise sürekli değişirler. Sürekli değişen toplumları değişmeyen din kurallarıyla yönetemezsiniz. Bu nedenle biz yasamızı laik temeller üzerine kurguladık diyor. Bu açıdan yasanın gerekçesi çok önemli. Yasanın içeriğine baktığınızda gerekçeyle de son derece uyumlu. Örneğin bir 266. madde var. İki fasıldan oluşur. Reşit dinini seçmekte özgürdür der. Dikkat edelim. 1924 Anayasası geçerlidir hala. Ve 1924 Anayasası ne der? Devletin dini İslam'dır. Yani devletin dini İslam'dır ama rüşt yaşına ulaşmış bir kişi istediği dini seçmekte özgürdür. İkincisi, yani ikinci fasılda ise
din eğitimini anne ve baba verir der. Dolayısıyla yapısal anlamda laik bir yasadır. İkinci önemli özelliği, hakime takdir hakkı tanır. Bu da demokratik yapısını ortaya koyar. Yani biraz evvel ne dedik? Zamanla değişebilir. Kurallar, kanunlar yasalar değişebilir. Pozitif hukuk kurallarını ne yapamazsınız? Hızlı bir şekilde değiştiremezsiniz. Pozitif hukuk kurallarını doğal hukuka yaklaştırmanız gerekir. O zaman demokratikleşmeyi sağlayabilirsiniz. İşte bu nedenle hakime günün koşulları çerçevesinde yorum yapma hakkını tanıyor medeni yasa. Üçüncü önemli özelliği, bu yasa Mahmut Esat'ın aynı zamanda milliyetçi bakışının da bir ürünüdür. Ulus devleti perçinleyen bir yasadır. Nasıl diye soracaksınız. Biliyorsunuz 1923'te Lozan'da görüşmeler sürdürülürken önemli konulardan bir tanesi de adli kapitülasyonlardı. Ama Türkiye o günlerde laik bir devlet değildi. Siz eğer laikliği benimsememişseniz ne yapacaksınız? Müslümana onun benimsediği dinin doğrultusunda gelenek ve göreneklerini yaşama hakkı, diğer dinlere de ne gerekiyorsa o hakkı tanımak zorundasınız. Dolayısıyla biz Lozan'da kapitülasyonları tümüyle ve bütün sonuçlarıyla kaldırdık ama bu tür konularda yani laik bir devlet olmadığınız için ne yapamadınız? Hiçbir şey yapamadınız. Şöyle özetleyeyim. Eğer ben gidip bir imamın önünde evleniyor isem, o zaman bir Hristiyan'ın rahibin önünde evlenmesini engelleyemem. Dolayısıyla Lozan Anlaşması'nın 42. maddesi Türkiye'de yaşayan Ermeni Katolik, Ermeni Protestan, Musevi ve Rum Ortodokslara ne hakkı tanıdı? Kendi gelenek ve görenekleri doğrultusunda yaşama hakkını tanıdı. Yani kapitüler hak verdi bu insanlara. İşte medeni yasanın laik bir yasa olacağı daha ortaya çıktığı andan itibaren, henüz yasa kabul edilmeden, Türkiye'de yaşayan, Türk vatandaşı olan gayrimüslimler kendi istekleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olduklarını, dolayısıyla yeni çıkacak olan medeni yasanın laik yapısı da ortaya çıktığından kendilerinin de bu yasaya tabi olması gerektiğini söyleyerek Lozan Anlaşması'nın 42. maddesinin kendileri açısından yok hükmünde olduğunu ortaya koydular. Ve bunu Adalet Bakanlığı'na verdikleri feragatnameler ile ortaya koydular. Ve bunun üzerine Adalet Bakanlığı'nda Mazharlar Mecmuası diye bir mecmuada bu feragatnameleri imzalarla birlikte, yani dini liderlerinin imzalarıyla birlikte onayladı. Böylece siz ne yapmış oldunuz? Bir yasanızı laik yaparak uluslararası bir anlaşmada kabul ettiremediğiniz hakkınızı laik bir devlet yapısı ile kabul ettirmiş oldunuz. Böylece ulus devletiniz de perçinlendi mi? Sizden ayrı olan gayrimüslim vatandaşlar da vatandaşlık hukuku açısından aynı doğrultuda artık ne yapacaklar? Sizinle birlikte. Siz hangi hakka sahipseniz, hangi yetkiye sahipseniz o hakka ve yetkiye sahip oldular. Hepsi açıdan, cumhuriyetin bireyi oldular. Kesinlikle öyle. Hı. Bir başka özelliği daha var. Bunu bütün yasalar için söyleyebiliriz aynı zamanda. Yasa dilinin Türkçeleştirilmesi de Mahmut Esat'la birlikte başlamıştı. Biraz evvel Sadık Beyciğim dedi ki halk için bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla halkın anlayacağı dilde yazıyor diyor. Bunu yasalaştırırken, yasalaşma faaliyetleri sırasında özellikle uyguluyor Sadık Beyciğim. Diyor, şu soruyu soruyor. Biz niçin yasa yapıyoruz? Yasayı kim kullanacak? Halkın kendisi kullanacak. Peki halk anlamazsa yasayı, hükmünü, yasa hükmünü anlamazsa hakkını nereden bilecek diyor. O nedenle çok kısa cümleler üzerine kuruluyor yasalar. Bu bir. İkincisi, yasa dili Türkçeleşmeye başlıyor. Bugün vacibat ne biliyor muyuz biz? Ne anlama geliyor? Borç demek. Borçlar hukuku, vacibat kanunu, borçlar kanunu. Vacipten mesela daha yakın belki. Muhammad nedir biliyor muyuz? Avukat, müddei umumi, savcı, hal sabıka irca, iyi hale çevirme, derdest, yakalama gibi
Türkçe kelimeler üretiliyor ve yasa dili Türkçeleştiriliyor. Daha 1926'dan itibaren. Böylece halkın kullandığı dil yasal anlamda da yaşama geçiriliyor. Yani halkla yasaları buluşturmuş oluyor. Halk için halkla beraber yapılıyor çünkü. Temel ilke bu. Zaten yurttaşlık bilincini perçinlemek için az önce verdiğiniz örnekleri uygulayan bir adamın, devlet adamının aynı zamanda tabii ki halkı, halktaki bilinci yükseltebilmesi için de dilini de değiştirecek. Yani hukuk dilini değiştirecek, onun anlayacağı bir dile çevirmesi hemen lazım. Hemen yeri gelmişken söyleyelim çünkü dilden girdik. Örneğin bunu ibadet konusunda da söylüyor. Ve çok net orada ifade. Diyor ki Allah'ın söylediğini anlamazsanız söylediklerini nasıl yerine getireceksiniz? Neden bir başkasının yorumlamasına gereksinim duyuyorsunuz ki diyor. Allah'ın size söylediklerini aracısız öğrenmek dururken, anlamak ve uygulamak, yerine getirmek dururken, anlamadan, dinlemeden, bilmeden, hatta tırnak içerisinde kendi ifadesiyle söyleyeyim, koyun kaval dinler gibi diyor. Hiçbir anlamı yok ki. Üstelik diyor, Kur'an'da da bununla ilgili bir ayet vardır. Der ki diyor, biz anlasınlar diye Arapça indirdik. Şimdi buradaki anahtar kelimemiz ne? Anlasınlar. Anlasınlar diye. O zaman önemli olan anlamak. Evet. İşte anlaşılmadığı zaman ne oluyor? Suistimal oluyor. O zaman birileri ben daha iyi anlıyorum diyerek Kur'an'da böyle söyleniyor, sen de böyle yapacaksın diyor. Halbuki öyle söylemeyebilir. Kendin anlayacaksın, yorumunu kendin yapacaksın diyor. Türkçe ibadet diyor onun için. Evet, şimdi tabii devrim süreci içerisinde devrimin o en yakıcı günleri aslında bu günler. Tüm toplum bir taraftan aydınlanmayla dünyayla ilişkisini daha farklı kurmaya yönlendirilirken, daha sağlıklı kurmaya yönlendirilirken bir taraftan da toplumun işte gereksinimleri temelinde sömürülmeden bir anlamda kulluk etmeden yarına nasıl daha iyi götürülürün teorisi de yapılıyor. Yani devrimin içerisinde, devrim süreci içerisinde devrimin teorisi kuruluyor aslında. Şimdi Sadık Usta'ya sormak istiyorum. Biraz Çağdıman Hanım'ı da dinlendirelim. Çok güzel anlatıyor, onun için ben hiç kesmek istemedim ama... Teşekkür ederim. Hocalığından geldiği evet, için evet. Tane tane ve çok, güzel. Çok da eğitici evet. Olduğu için kesemedim doğrusu, kesmek de istemedim. Devrim meselesi perspektifinden baktığımızda Cumhuriyet devrimini yapan önder kadrolar aslında bir şeyi görüyoruz ki Fransız devrimi, İngiliz devrimi, Amerikan devrimi, Sovyet devrimi, yani tarihte daha önceden gerçekleştirilmiş devrimler ve sürmekte olan devrimleri de çok yakından izlemişler. Bu bağlamda devrimci bir sürece bakışta Mahmut Esat Bozkurt'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Bildiğiniz kadarıyla. Şimdi şunu söyleyeyim. Birincisi Cumhuriyet kadrosu diyelim. Daha doğrusu önce Bağımsızlık Savaşı, Kurtuluş Savaşı veren kadro, daha sonra Cumhuriyet'i inşa eden kadro arasında devrim meselesini, inkılap denen o olayı çok az insanın ben gerçek anlamda kavradığını zannediyorum. Şimdi Türkiye'deki devrimi düşünürsek 1914'te savaşa giriyoruz. Büyük bir Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası üzerindeyiz. 14'te savaşa gidiyoruz. 18'de savaşı kaybediyoruz. Türkiye o günün işte Anadolu parçalanıyor. Her taraf işgal ediliyor. Ordumuz terhis ediliyor. Saltanat çaresiz bir şekilde İstanbul'a hapsedilmiş vaziyette.
Mustafa Kemal'in önderliğinde bir kesim asker Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Anadolu'ya geçiyor. Zaten Atatürk de sık sık buna atıfta bulunur, nutukta belirtir. Birlikte hareket ettiği kadroların önemli bir kısmı bile aslında yaptıklarının bir devrim olduğu bilincinde değildirler. Onlar sadece vatanı kurtarmak isterler. Bir kısmı hatta saltanatı devam ettirmek de ister. Yani saltanata dokunmayalım, yani bir nevi meşrutiyetin yeni bir versiyonunu düşünürler. Ama Atatürk'ün o nutukta anlattığı şeyi görüyoruz ki Atatürk ve çok dar bir kadro aslında meselenin eninde sonunda cumhuriyete gideceğini, modern bir devlet kurmak istediklerini, çağdaş bir toplum kurmak istediklerini, tabii bunun içinde laiklik var, bunun içinde hukuk, adalet sistemi çağdaşlaşması gerekiyor, ekonominin güçlenmesi lazım, bağımsızlık, Şadrum Hanım'ın belirttiği gibi, yani başımıza bütün bu belanın gelmesinin nedeni, yabancı elçiliklerin bir oyuncağı olma durumumuzun nedeni işte kapitülasyonlar ve ondan sonraki adım adım kendi ekonomimizi inşa edemememiz, Batı'ya bağımlı hale gelmemiz, Batı ile ticaret ilişkilerimizi de Rumların, Yahudilerin ve Ermenilerin söz sahibi olması ki onlar tabii bir komprador rolü oynuyorlar. Yani bir aracı rolü oynuyorlar. Türkiye'nin toplumsal yapısı onları çok fazla ilgilendirmiyor. Onlar her ne kadar Osmanlı'nın yurttaşları olsalar da sonuçta onlar ceplerinin durumuna bakıyorlar ve ticareti esas olarak bu esasta düşünüyorlar. Şimdi Cumhuriyeti kuran kadroların önemli bir kısmı bağımsızlık istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu yeniden bağımsızlığını kazansın, toprak bütünlüğüne sahip olsun. Önemli bazı diyelim çağdaşlaşma adımları da atılabilir. Fakat gerçek anlamda devrimin ne olacağı konusunda kafalarında bir netlik yoktu. Hatta ben bunun devrim konusunda bile yok. Devrimin ne olduğunu bilmiyorlar. Yani devrimin bir Kurtuluş Savaşı mücadelesiyle sınırlı olduğunu zannediyorlardı. Atatürk ise burada çok açık ve netti. Kafası netti. Atatürk'le birlikte bugün şimdi işte okuduğumuzda biz Mahmut Esat Bozkurt'u görüyoruz, Yusuf Akçuraları görüyoruz. Mustafa Necati. Evet. Bunların aslında Kurtuluş Savaşı'nı bir fırsat bilerek çağdaş bir devlet kurmak, çağdaş bir toplum yaratmak ideallerinin de zamanının geldiğini bilen adamlar. Ona göre de şimdiden mevzilenmek, önce bir defa yasalarla bunları güvence altına almak, ardından bu çağdaş ülke modelini, çağdaş toplum modelini yukarıdan aşağı doğru. Tabii ki handikaplarımız var. %85'i köylü olan bir toplum, ekonomisi henüz gelişmemiş olan bir toplum, dışa bağımlı, okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir toplum, Batı ile esas olarak ilişkileri çok sınırlı olan, yani Batı niye önemli? O gün açısından bakarsak dünyanın en ileri bölgesi. Bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta ve başka alanlarda. O bakımdan Mahmut Esat Bozkurt bu devrimin gerçek anlamda anlamını anlayan istisnai adamlardan biridir. Belki çok fazla bir yorum olacak bilmiyorum. Ben İsmet Ünlü'nün bile bu kadar derinlemesine her ne kadar sonradan Cumhurbaşkanı olmuş ve CHP'yi de yönetmiş olmakla birlikte gerçek anlamda İnkılabın ne olduğunu Mahmut Esat Bozkurt sürekli vurgular. İhtilal tamam ama şimdi inkılap esastır. Yani derinleşmesi, kök salması, topluluğun içine, halkın içine, kitlelerin içine bir ağacın kökleri gibi dal budak salması meselesini ben önemli kadroların bile bilmediğini ve Mahmut Esat Bozkurt'un... Bunu büyük kalem oynatmadığı için biz onunla ilgili çok şeyler bilmiyoruz ama... Anılarına baktığınızda cumhuriyetçi özelliğini görebiliyorsunuz. Orada haksızlık etmemek gerekir. Yani devletçilik konusunda farklı bakış açıları var. Ama tabii cumhuriyetçi konusunda ama anılarına baktığınızda başka bir şey daha görüyorsunuz. Mustafa Kemal'in her yaptığını anlayamazdık der. Ama ona öyle inanmıştık ki yaptığı şeylerin doğru olduğu, özellikle ilk dönemler için.
yaptığı şeylerin doğru olduğuna inancımız tamdı der. Yani doğrusu şeyin İnönü'nün tabii ben bir uzman değilim. Bütün sözlerim sadece beni bağlar ama İnönü'nün Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'ten sonra örneğin yani işte Mustafa Kemal sonrası dönemde yalpalamalarını zaman zaman gösterdiği yalpalamaları da açıklamakta bu kavrama konusundaki kimi sıkıntıların yol açtığını düşünüyorum. Çünkü devrimci niteliğini Cumhuriyet'in sürdürmekte gerçekten bocaladığını görüyoruz. Bir tek örnek vereyim mesela şu Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri meselesindeki tartışma. Saraçoğlu ile birlikte ortak tutum alıyorlar. 3-4 tane genç delikanlı mücadele yürütüyorlar. İşte Atatürk çağırıyor onları ikna etmek için. Sonra bunların haklı olduğunu kabul ediyor. Ardından Adalet Bakanı yapacak mı? Yunus Nadi'nin gazetesinde bir daha yazamıyor. Çok şaşırdım. Ama anayasayı hazırlayan, anayasa tasarısını hazırlayan Yunus Nadi. Yunus Nadi ile anlaşmazlıkları da orada başlayacak zaten. Ama bu aslında ben de şöyle bir kanaat uyandırdı. Aslında devrimin ruhunu anlamamaktan kaynaklanan bir sorun bu. Kişisel şahsi bir mesele değil. Yok, orada Yunus Nadi'nin devrimin ruhunu anlayamadığı gibi bir sonuç çıkaramayız. O kadar şey... İleriye gitmeyelim yok, diyorsunuz. Yok, yapmayalım öyle. Farklı çizgiye giriyorlar. Farklı nitelikleri var. Mahmut Esat çok radikal bir isim. Ve özü sözü bir isim. Bir başkasının rızası için, yani Atatürk istiyor diye, Mustafa Kemal istiyor diye düşüncesini değiştirebilecek bir insan değil. Ama bu karşı çıkabiliyor. Ama bu devrimci iş. İşte bu devrimci ruh. Evet, bu dev, yani tam olarak neye inanıyorsa onu savunuyor. Mahmut Esat da 1919'da ne diyorsa 1930'da, 1940'ta da aynı şeyi söylüyor. Yani o süreci izlediğinizde bu kitapların işte diğer ciltleri de çıktığında hepimiz göreceğiz ki orayla orası arasında hiçbir fark yok. Ama şurada size katılıyorum. 19 Mayıs 1919'da bir tek Mustafa Kemal'in aklında yeni devlet nasıl kurulacak sorusunun yanıtı var. Onun dışında Mahmut Esat da dahil hiç kimse de ben böyle bir düşüncenin ya da sonu görmenin olduğunu düşünmüyorum. Zaman içerisinde bunlar olgunlaşıyor. Yani savaş içerisinde yazı yazıyor. Örneğin Mahmut Esat'ın 1921'de köy eğitimiyle ilgili yazdığı bir yazı var. Bu yazıyı alıp okuyun, köy enstitülerinin temelidir o yazı. Ama o dönemde yapılamıyor. Zaman içerisinde olgunlaşıyor her şey. Mustafa Kemal iyi bir önder. Yol gösteriyor, o yoldan gerçek devrimciler ilerliyor. Ama bunlar içerisinde Yunus Nadi ya da ona benzer isimler biraz daha Mustafa Kemal'in dediklerine evet diyen, koşulsuz evet diyen onun isimler. Manevi otoritesine boyun evet, eden. Evet, yani bunun için onları suçlayamayız. Ha, bunlar ama. Da lazım, bu tip adamlar da lazım. Evet, ama bunlar aykırı insanlar. Burada, yani orada Mustafa Kemal'in tavrı bence çok daha önemli. Çünkü diyor hemen o 24'teki karşı çıkışın ardından Mahmut Esat Adalet Bakanı olacak. O kadar hoşlanıyor. Burada tabii sorun belki devrimi kavrayıp kavrayamamakta değil. Devrimsel süreçte tarihsel momenti doğru değerlendirip değerlendirmemekte. Yani şeyin... Zamanlama. Evet, yani neyin zamanının geldiğini devrimci ruha... Devrimci ruha sahip olan, hayır Atatürk iyi biliyor ama evet. Şeyi de görüyoruz ki önerileriyle ancak böyle bir tarihsel momentte bu önerilerin yaşama geçirilebileceğini de fark edenlerden bir tanesi Mahmut Esat Bozkurt dersen işte, çok 22'de mu adalet, yanlış bir hayır, şey söylemiş yanlış olur. Demiş olmuyorsunuz. Biraz evvel aslında açıklamaya çalıştığım da oydu. 22'de Adalet Bakanlığı'nı kabul etmemesinin nedeni o. Yani Medeni Kanunu 22'de çıkarabilir miydi Mahmut Esat? Ben
Yani bugün medeni, biraz evvel özelliklerini saydığımız medeni yasa bugün bu meclisten çıkar mı? Büyük tavizler vermek zorunda yani, kalacaktı değil mi? Tabii ki hayır, çıkaramaz. Örneğin yine Adalet Bakanlığı döneminde biliyorsunuz Adli Hukuk Mektebi, bugünkü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni temelini atan da o 5 Kasım 1925 açılış tarihi. Şimdi orada o kadar çok zorlanıyor ki. Çünkü tam böyle laik yasaların, yasalarla ilgili komisyonların kurulduğu bir dönem. Ama o yasaların laik yapıda çıkacağını söyleyemiyor. Söyleyemediği için de yeni açılacak okulun ders programında neden mecelle yerine medeni hukuk var? Bunu açıklayamıyor. O kadar zorda kalıyor. Yani düşünün, radikalliğe bakın. Bu ne demek? Çağdaş hukukçuları yetiştireceksiniz ama daha medeni yasanız yok sizin. Ama siz ders olarak mecelle değil neyi koyuyorsunuz? Medeni hukuku koyuyorsunuz. Bunu yapıyorlar ama anlamakta tabii çok zorlanıyor, anlatmakta çok zorlanıyor bunları. Çok sıkıntı yaşadığını yazdığı makalelerde kendisi de dile getiriyor zaten. Burada bu laiklik meselesine tekrar döndük. Şimdi Mahmut Esat Bozkurt'a yapılan gerici saldırıların, ki hepsini gerici olarak nitelemekte hiçbir beis görmüyorum. Bu milliyetçilik, laiklik konularındaki yaklaşımlarını şöyle özetleyeyim dersem, 5 dakika sonra kısa bir ara daha vereceğiz. 5 dakika içinde neler söylersin? 5 dakikada birini özetleyeyim. Peki birini özetleyeyim, sonra devam edelim. Ya aslında bilinmemesinden kaynaklanıyor, okunmamasından kaynaklanıyor. Bir de biz ezber yapan bir toplumuz. Yani bir cümleyi okuyoruz, bu cümle ne anlama geliyor diye düşünmüyoruz. Mahmut Esat, bırakın cümlelerini, kelimeler üzerinde durulması gereken bir isim. Yani her kelimeyi çok bilinçli doğru olarak kullanıyor. Dolayısıyla çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi tabii asıl problem yeni devleti ortada, Mahmut Esat öyle söylüyor işte. Sarıklı yobazlar var, sarıksız yobazlar var. Türk gençliğine asıl mücadele etmeniz gereken sarıksız yobazlardır diyor. Çünkü bunlar gizlidirler diyor. Her devrim düşmanlarını yaratır ve bunlar bu düşmanlar tetikte bekler. Zayıf noktayı yakaladığı anda hücuma başlar diyor. Bu zayıf, bunu söylediğinde 1925-26'dan bahsediyorum. Dolayısıyla bu zayıf noktayı ona vermek için, hatta 24 Sadai Hak'ta yazıyor. Bu zayıf noktayı ona vermemek için güçlü bir yapı kurmamız gerekir diyor. Sonra 1930'larda düşmanlar kimler? Açık açık saymaya başlıyor. Dolayısıyla bunlarla mücadele için devrimin her şekilde güçlü kılınmasını istiyor. Çünkü Kemalizmin ona göre cumhuriyetçiliği, halkçılığı, milliyetçiliği var eden tek unsur laiklik ona göre. Laiklik yoksa ne cumhuriyetçiliğin, ne milliyetçiliğin, ne halkçılığın anlamı olabileceğini düşünmüyor Mahmut Esat. Bir de şöyle düşünelim. Biliyorsunuz Atatürk'ü koruma kanunu var ve biz özellikle bu yasa çıktıktan sonra Atatürk'e ne yapamıyor belli çevreler? Yüklenemiyorlar. Atatürk'ü eleştiremiyorlar. Yanlış bir yasa tabii ki. Demokrat Parti'nin çıkardığı bir yasa bu. Dolayısıyla Atatürk'e yöneltilemeyen eleştiriler kurucu kadroya yöneltilerek yıpratılmak bütün isteniyor. Bütün cumhuriyet saldırıları bu kadro üzerinden. Bu kadro üzerinden gidiyor. Şimdi Mahmut Esat ırkçıdır dediğinizde kime ırkçı demiş oluyorsunuz? Siz Kemalist ideolojiye, dolayısıyla Türk devrimine ırkçı demiş oluyorsunuz. Dinsiz dediğinizde, Mahmut Esat dinsizdir dediğinizde kime dinsiz demiş oluyorsunuz? CHP'ye dinsiz demiş oluyorsunuz. Kemalizme dinsiz demiş oluyorsunuz. Devrime dinsiz demiş oluyorsunuz. Oysa yok böyle bir şey. Bunlar şekilsel dinciliğe karşılar. Karşı çıkıyorlar. Şimdi bir insana dinini, gerçek dinini öğren, ona göre davran demek nasıl dinsizlik olabilir? Aracıyı çıkar diyor. İslam dininde ruhbanlık var mı? Aracı var mı Hristiyanlıkta olduğu gibi? Hayır. Vicdan var. Yani mesele Tanrı'yla
kul arasındadır. Onun arasına kimseyi sokamazsınız. Onu söylüyorlar. Burada nokta koyalım. Kısa bir ara tekrar devam edeceğiz. Kısa bir ara daha sonra birlikteyiz değerli izleyiciler. Evet, Cumhuriyet'e saldıran gericiliğin özellikle Cumhuriyet kadrolarını üzerinden Cumhuriyet'e saldırdıklarından konuşuyorduk. Ve bu konuda milliyetçilik, laiklik konusunu ele almıştık. Siz başlamıştınız, devam edin lütfen. Çok çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, din yalnızca vicdan ve maneviyatta kaldığı sürece ahlakı tesip eder, süsler diyor. Bence çok önemli bir cümle bu. Allah'la kul arasına kimsenin girmemesi gerektiğini söylüyorlar. Bu tam özgürlük. Şimdi burada ince bir çizgi var yalnız. Yani batıdaki sekülerizmle bizdeki laiklik arasında da biraz farklılık var. Batıda din devlete, devlet dine karışmaz. Bizde din devlete karışmaz ama devlet dine karışabilir. Bu bazen eleştiriliyor. Neden böyle bir yapılanmaya gidildi de işte batıdaki anlamda seküler bir laiklik anlayışı gelmedi diye soruluyor. Oysa bunu soranlar işte tarihi, Osmanlı tarihini bilmiyorlar. Çünkü din adına işlenen cinayetler bazen çok kanlı olabiliyor. Ve bu nesil kimini tarihlerinden, çünkü onlar bizler gibi tarihini okumamazlık yapmıyorlar, okuyorlar. Kimini tarihten biliyorlar, kimini yaşamışlar. Yani işte baktığınızda Patrona Halil İsyanı, Kabakçı Mustafa İsyanı, Derviş Vahdeti olayını, yani 31 Mart vakası Mahmut Esat İstanbul'dayken yaşanıyor. Ali Kabuli Bey'in asılmasını seyrediyor o öğrenciyken ve hukuk öğrencisiyken bunu görüyor. Şehzade isyanını görüyor. Menemen'i görüyor. Şimdi Menemen deyip geçiyoruz biz ama orada Derviş Mehmet'in Kubilay'ın boğazını kestikten sonra Genelkurmay'ın yayınladığı Menemen raporundan aldığım bir cümle bu. Boynundan akan kanı avucunun içerisine doldurup içtiği rapor edilmiş. Şimdi böyle bir vahşet var. Bunu günümüze aktaralım, biraz daha yakın tarihimize gelelim. İşte Çorum olayları, Maraş olayları, Sivas katliamı. Din adına yapılan cinayetler ne yazık ki çok vahşi ve çok kanlı oluyor. Bunlar yaşadıkları için devletin dine müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Onun için batıdaki gibi bir laik anlayış Türkiye'de kabul edilmiyor. Ama bu dinsizlik demek değil. Onların istedikleri halkın dinini, gerçek dinini öğrenmesi, şekilcilikten uzak durması. Yoksa Mahmut Esat 1917'de Lozan'dayken örtünmeye de karşı. Örtünmeye karşı duruyor. 1916'dan bahsediyorum. Yani Osmanlı tam teokratik ama çok eşli evliliğe de karşı. Dolayısıyla bu insanlar yaşadıkları sıkıntıları, sıkıntılı deneyimleri
Cumhuriyeti aktarmak istemiyorlar. Çağdaş bir devlet kurmak istiyorlar. Neden biliyor musunuz? Biraz evvel siz konuşmanızı yaparken kesmek istemedim. Bütün bu mücadeleleri kazandıkları tam bağımsızlığı tekrar kaybetmemek. Verdikleri devrimin tek nedeni bu. Büyük mücadelelerle, büyük kan, çok kan akarak, kan dökerek bu mücadeleyi veriyorlar. Tam bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Lozan'da bunu dize getirdikleri Avrupalı devletlere imzalattırıyorlar. Şimdi yapılması gereken ne? Bunu kaybetmemek. O hepimizin bildiği Lord Curzon'un cebime koydum zamanı gerçeği. Geldiğinde. Öyküsü evet. Diyorlar ama bu gerçek. Zamanı geldiğinde ne diyor Lord Curzon? Benden her istediğinizi aldım, aldınız ama siz yeni kurulan bir devletsiniz. Paraya gereksiniminiz olacak. Para Amerikan elçisini gösteriyor. Onda var, bende var. Bana para için her geldiğinizde bu benden aldıklarınızı tek tek önünüze koyacağım diyor. İsmet İnönü'de Mustafa Kemal de buna izin vermemek için ellerinden gelen çabayı sarf etmişlerdir. 1950'den sonra ne yazık ki bu yoldan geri dönülmüştür. Şimdi evet. Din meselesinde yurttaşlara düşen çerçeveyi belirlemelerinde dini daha sağlıklı bir temele oturtmak adına ve söylediğiniz sakıncaları hani o işte kanlı süreçleri de önlemek adına ne kadar isabetli işler yaptıklarını bugün görüyoruz İslam coğrafyasında. Bu çok somut işte önümüzdeki şey. Tabii sözünüzü kesiyorum. Mesela o dönemde dinle devlet işlerinin birbiri içerisinde geçmesinin özellikle İslam dünyasında çok büyük sorunlar yaratacağını, bunun sadece dinler arasında bir çatışmayı değil, mezhepler arasında bir çatışmayı özellikle söylüyor. Sünnilik ve Şiilik arasındaki çatışmaları da beraberinde getireceğini daha o yıllarda söyleyen bir isim Mahmut Esad. Yazılarında da var zaten. Zaman zaman şeye gönderme yapar. İslam tarihine gönderme yapar ve oralardan kalkarak sakıncaları olacak şeyleri önlemek adına doğru önermelerde bulunma çabasına girişir. Tabii şeyin dinin egemen sınıflar tarafından nasıl kullanıldığını biliyoruz. Ve bu konuda Cumhuriyet'in ne kadar sağlam bir duruş gösterdiğini de biliyoruz. Ne kadar saldırıya uğrarsa uğrasın bu gerçeği o saldırılar değiştiremez. Ama çok tartışılan ve Mahmut Esad Bozkurt'a yöneltilen saldırılardan önemli bir şeyde mesele de milliyetçilik meselesidir. İşte Öztürk, Türk sözcüklerini şey cımbızla alarak cümleleri sık sık şey yaparlar. Cumhuriyetçilerin önüne koymaya çalışırlar ya da saldırılarını temellendirmeye çalışırlar. Bu konuda ne diyeceksiniz? İşte bunların hepsi cımbızla seçiliyor dediniz ya, orada çok haklısınız. Mahmut Esat'ın tümünü okumamaktan, yani olayı tümüyle görmemekten, görmek istememekten belki kaynaklanıyor. Bir de o sözlerin, o cümlelerin sarf edildiği dönemi tanımamaktan. Ya da tanımak istememekten, yani bilinçli yapılan çünkü bunların bir kısmı tanımak istememekten kaynaklanıyor. Şimdi bahsettiğiniz Mahmut Esat'a yapılan işte ırkçı tanımlaması, Ödemiş konuşması. O ünlü 17 Ekim 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş. Ağrı isyanı 1927'den beri sürüp gidiyor. Doğu'da önemli bir Kürt ayaklanması var. İşte bu ayaklanmanın arkasında bundan şimdi hazırladığım bir çalışma var ki ortaya çıktığında göreceğiz. Bu ayaklanmaların tümünün arkasında Avrupalı devletler yine var ne yazık ki. O dönemde söylenmiş bir cümle. İşte bu ülkede efendi olarak yaşama hakkı yalnızca Öztürklerindir. İşin bence önemli yanı ne biliyor musunuz? Aynı cümleyi 1925 yılında Şeyh Said ayaklanmasından sonra da söylüyor Mahmut Esat. Ve Cumhuriyet Gazetesi o dönemde bu cümleyi alıyor, gazetesine taşıyor.
Yani 25'te kimseyi rahatsız etmeyen cümle 1930'a gelindiğinde rahatsız etmeye başlıyor. Neden rahatsız etmeye başlıyor? İşte o 1926-1930 Adalet Bakanlığı dönemi çok önemli orada Mahmut Esat'ın. İsterseniz burayı biraz açayım. Lütfen, ondan lütfen. Sonra milliyetçilik konusunu biraz daha açmak vaktimiz istiyorum. Vaktimiz var, evet. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın ayrılmasında temel nedenlerden bir tanesi bir rüşvet skandalıdır. Skandal 1925'ten itibaren başlamış bir olay, barut irtişası olayı diye geçiyor. Bununla ilgili bir makale hazırladım. İnşallah yayınlanacak son dönemde. Bunun içerisinde dönemin eski iktisat bakanlarından bir tanesi, Hasan Sakan'ın adı da geçiyor. Yani tam 17 Aralık, 25 Aralık süreçleriyle böyle benzeyen bir süreç bu. Yani işlerinde bakanların da, maliyede görevli olan memurların da yer aldığı iddia edilen, işte kurucuları arasında Musevi Türk vatandaşlarının bulunduğu, daha sonra bir yabancı Fransız şirkete satılmış bir limited şirket üçlemesi içerisinde bir rüşvet skandalı. Bunun üzerine gidiyor. 30'a kadar... Yani Mahmut Esat Adalet Bakanlığı'ndan ayrılıncaya kadar çözülemeyecek bu sorun. Meclise gelecek, komisyonlar kurulacak, şu olacak, bu olacak, Hasan Bey aklanacak. İşte rüşvet aldıkları iddia edilen memurlar 15, 25, 30 lira aldıkları tespit edilecek. Bununla ilgili işten el çektirmeler yapılacak falan filan. Ama sonuç olarak baktığınızda 30'dan sonra da bir şekilde sonuçlanmayacak. Ucu açık kalacak. 33'te bir af yasası var. Tahminim gazetelere yansımıyor ama tahminim 33 affıyla bunların da affedilmiş olması. Çünkü mahkeme süreci o döneme kadar devam ediyor. Yani 25'ten 33'e kadar süren bir rüşvet skandalı. İstifasında bu çok önemli bir etkendir. Çünkü devlet memurlarının rüşvet almasını engelleyen bir yasa çıkarıyor 1929'da. 1929'da icra iflas yasasını çıkarıyor. Bu da özellikle sermaye kesimini çok rahatsız ediyor. Neden? Çünkü borç için hapsi engelliyor. Buna da çok karşı çıkanlar oluyor. Ve son olarak da Serbest Cumhuriyet Fırkası'na karşı takındığı tavır, sert tavır. Orada çok sert tavır da gösteriyor. Devlet olanaklarını kullandığı yani söyleniyor. Yani gençler daha kolay liberallere... Evet, Serbest Cumhuriyet Fırkası diye geçiyor. Liberal, ekonomik liberalizmi savunan bir parti, Fethi Bey'in kurduğu bir parti. Ona karşı bayrak açıyor. Öztürk kelimesini kullanması da daha önce bahsettiğimiz bu olaylardan rahatsızlık duyanların kullanabileceği... Üstüne atlıyorlar. Evet, taş oluyor. Bunu kullanıyorlar. Asıl önemli. Oysa Hizmet Gazetesi'ndeki bu yorumu Hizmet Gazetesi yapıyor, saldırıyı daha doğrusu. Öztürk kelimesini kullandı işte ırkçıdır, şudur budur diye. Ama Öztürk kelimesini kimler için kullandığını da orada söylüyor. Türkiye'de yaşayan gayrimüslimleri kastetmediğini ya da ırken Türk olmayanları kastetmediğini, Türk gibi hissetmeyen, Türk'ün duygularını benimsemeyen, Türk gibi hareket etmeyen kişiler için bunu kullandığını söylüyor. Aslında bütünü okuduğunuzda Mahmut Esat için işte çok çok kullanılabilecek cümleler var. Mesela milliyetçilik demiyor Mahmut Esat. Atatürk ihtilalini açın bakın, milletçilik der. Çok önemli aslında iki kelime. Milliyetçilik yani milliyeti ön plana çıkarmıyor. Milleti ön plana çıkarıyor. Milleti nasıl tanımlıyor? Dili bir, kültürü bir insan duygusu bir insan camiası olarak tanımlıyor. Şimdi siz böyle bir adama ırkçı diyorsunuz. Ha, ben eğer onu ırkçı göstermek istersem gösterebilecek çok cümleler içeriden çıkarabilirim. Örneğin diyor ki, Türk öğretmenleri kıpkızıl milliyetçi olmalıdır. Şimdi böyle söylersem ne dersiniz bana? Vay, ırkçı adam
Görüyor musunuz? Kıpkızıl milliyetçilik ne demek? Kastettiğim, eğer ırkçı olmasını kastediyorsam bunu kullanırım ben. Neyi kullanma? Peki kıpkızıl milliyetçilik nedir diyor sonra. Açıklıyor. Her ne pahasına olursa olsun Cumhuriyet'in devrimleri, getirdiği devrimleri kanı pahasına da olsa savunmaktır kıpkızıl milliyetçilik diyor. Şimdi, evet, Mahmut Esas'ın Şadun Hanım girebilir miyim? Tabii ki, ne demek? Yani tabii şimdi ben bunu okuduğumda az önce bahsettiğiniz işte ağrı isyanının devam ettiği bir sürecin sonunda söylenmiş bir cümle olarak duyduğumda doğrusu ben de bir millet yaratma çabasını baltaladığını düşünüyorum. Yani bir millet yaratma çabası içindeysek farklı farklı etnik kökenden gelen insanları gücendirmemek gibi de bir görevimiz var. Bir özen göstermemiz daha doğrusu gerekiyor. Şimdi ben mesela bunu duyduğumda bir tarihsiz açıklama olarak düşündüm. Fakat derinlemesine gittiğinizde siz Mahmut Esat'ın aslında ırkçı olmadığını, bir Kürt düşmanı olmadığını, bir Ermeni düşmanı olmadığını, bir Rum düşmanı olmadığını anlıyorsunuz. Onun yaratmak istediği farklı farklı etnik kökenlerden veya dini kökenlerden gelen insanların bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı bilincine varmaları ve bu bilinci içselleştirmelerinden bahsediyor. Madem ki diyor siz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı bilincini içselleştirmiyorsunuz, kendinizi buna ait hissetmiyorsunuz, o zaman siz yabancısınız diyor. Tabii bunlar işte bıçak sırtında bulunan ifadeler. Şimdi biz bugünün bakış açısıyla hep o günü değerlendiriyoruz. Mesela biraz evvel sizin kullandığınız cümlede de gücendirmemek gerek diye düşündüm dediniz. Şimdi gücendirmemek dediğiniz anda siz ne yapıyorsunuz? Birilerini ötekileştiriyorsunuz. Zaten burası benim ülkem. İşte ama benimle birlikte başkaları da yaşıyor. Onlar azınlıktalar ama gücendirmemeliyim onları. Hayır. Böyle ben, bir şey, bunların kafasında ben, böyle bir şey yok. Ben şunun bilincindeyim. Atatürk de bunun bilincinde. Kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka, bakın Atatürk de şunun bilincinde ve Mahmut Esat Bozkurt da bunun bilincinde. Ben de bunun bilincindeyim. Türkiye halkı, Türk milleti, kurulmakta olan Türk milleti, bakın bir millet kuruluyor. Bir millet kuruluyorsa bunun farklı farklı etnik temelinin olması lazım. Yani kendi içinde böyle bir varsayım var zaten. Var tabii. Ben bunu diyorum ki, reddetmiyorlar zaten. Ben de diyorum zaten ki yeni bir millet oluştururken farklı etnik kökenden gelen unsurları gücendirmemeye de özen göstermemiz lazım. Neden? Yeni bir şey yaratıyoruz. Şu bir gerçek. Türk ırki olarak Türk milletinden, Türk etnik temelinden gelen bir çoğunluk söz konusu. Ama işte anlatmak istediğim o, onların farklı bir kökenden geldiği yok böyle bir şey. Örneğin çok tartışılan Türkiyelilik kavramı var değil mi? Özellikle Kemalist kesim, kendini Kemalist olarak adlandıran bir kesim bu Türkiyeliler kelimesine kesinlikle karşı çıktı, reddetti. Bir kesim de özellikle bu kavramı kullandı. Oysa Mahmut Esat'ın makalelerini açın bakın, biz Türkiyeliler der. Yani, Mustafa Kemal medeni bilgilerde Türkiyelileri kullanıyor. Şimdi burada bakış açınız çok önemli. Onlar Türkiyeli kelimesini birleştirici bir unsur olarak kullanıyorlar. Ama bugün Türkiyeli kelimesi ayrıştırıcı bir unsur olarak algılanıyor. Neden? Çünkü yani ben lise ikinci sınıfa kadar bana Eskişehir'de çünkü farklı kökenden insanlar var. Ben Eskişehir lise 2'de geldim. O tarihe kadar bana kimse sen nesin diye sormadı. Kimse sormadı. Dolayısıyla yani Çerkez misin, Manav mısın, işte Boşnak mısın? Bunlar onların literatüründe yok. Mustafa Kemal ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk denir diyor. Dikkat edin, ırki bir tanımlama değil, emeğe dayanan bir tanımlamadır. Bu ülkenin kuruluşuna emek verdiysen sen de Türksün diyor. Ama şu bilinçten hareket ediyor değil mi? Farklı farklı etnik yapıdan gelen bir
Bunu inkar etmek mümkün mü? Bu gerçekleri tabii o dönemin önderleri de mutlaka biliyordu ve farkındaydılar. Ama ben bir tarihçi olmamama rağmen izin verirseniz şu soruyla bu tartışmayı bitirmek istiyorum doğrusu. Sözcüklere herkes istediği gibi anlam verebilir. Yani siz demin çok güzel örneklediniz. Geçmişte bu konu şöyleydi, bugün aynı sözcük kimileri tarafından başka türlü kullanılıyor dediniz. Aslında yaptıkları işe bakalım. Yani medeni kanundan bahsettik. Laiklikten bahsettik. Şimdi bunların devrimle yaşama geçirildiği bir toplumda bunları yaşama geçiren insanların milliyetçiliğinden, ırkçılığından falan söz edilebilir mi? Yani yurttaşı önemsemiş, Cumhuriyet'in yurttaşı olmayı ön plana çıkartmış ve bunu yaşama geçirmiş insanların ırkçı falan diye suçlanması ancak... Herkes milliyetçi olmak zorundadır zaten. Hayır. Yani ancak akıl eksikliğiyle. Irkçılıkla milliyetçilik arasında ırkçılık çok anlamında büyük söylüyorum. Fark var. Irkçı milliyetçilik anlamında söylüyorum. Biz, yani bu akıl noksanlığıyla ancak müsemmadır. Ama yani bizde milliyetçilikle neredeyse ırkçılığı eşitleyen bir yazın oluşmaya başladı. Böyle bir şey yok. Yani milliyetçilik, sen ülkeni, ulusunu diğer uluslarla aynı sahada, aynı düzlemde, eşit düzeyde yarıştırma azmi, iradesine sahipsen, ki sahip olmalısın, milliyetçisin zaten. Irkçılık başka bir şey. Ama ikisinin benzeyen yanları da var. Her ikisi de ulusu ön plana çıkarır. Her ikisi de kendi ulusunu en değerli ulus görür. Fark ne? Biri emperyalisttir. Irkta kendi ulusunu diğer uluslardan üstün gördüğü için diğer ulusları yutmak ister. Çok doğru. Irkçılık zaten 30'ların eseridir. Ama Atatürk'ün bahsettiği ya da Mahmut Esat'ın bahsettiği milliyetçilikte yutma diye bir şey yok. Onlar diğer milletlere saygı gösteriyorlar. Onun için yurtta sulh, cihanda sulh diyorlar. Onun için dört bir tarafında Atatürk döneminde barış halkası oluşturuluyor. Evet, şimdi programın da son bölümüne girdik. Biraz da şu demokrasi ve halkçılık meselesine irdeleyelim. Aslında en önemlisi bu. Çünkü Kemalist ideolojiye, Kemalizme getirilen en büyük eleştirilerden bir tanesi son 30 yılda belki demokratik olmadığı ve 6 ilke içerisinde demokrasinin bulunmadığı yönünde getirilen bir eleştiri ya da saptama diyeyim, bilgisizlik. Onun için demokrasi halkçılık ilişkisini soruyorum işte, zaten. Tam evet. Bir bilgisizlik. Çünkü halkçılığı doğrudan doğruya hakimiyeti milliye, ulus egemenliği olarak kullanıyorlar. Halkı egemen kılmak onlar için zaten dönem açısından baktığınızda 1931'de Medeni Bilgiler kitabında da bu yer alacak. Mustafa Kemal'e baktığınızda demokrasi parantez içerisinde hakimiyeti milliye diyecek. Eş anlamda kullanıyorlar. Halkı egemen kılmak, dolayısıyla onu iktidara taşımak. Halkı egemen kılmanın yolu nedir? Nasıl yaparsınız bunu? Seçimle yaparsınız. Seçimi işin içine kattığınızda ne olacaktır? Cumhuriyet olacaktır. Dolayısıyla halkçılıkta üç temel unsur özellikle dikkatimizi çeker. Halkçılığın siyasal boyutu olarak ulus egemenliği temeldir. Bundan sonra söyleyeceğim her cümle hem Kemalist ideoloji hem de Mahmut Esat'ın Kemalizme bakış açısı için geçerli. Halkçılığın ulusal, siyasal boyutu ulus egemenliği. Dolayısıyla ulus iradesini egemen kılacak seçim yöntemi. Mahmut Esat 1920'lerde seçim yöntemi olarak mesleki temsil. 22'den sonra, 23'ten sonra da tek dereceli seçimin halk iradesini en iyi yansıtacağını söyler. Dolayısıyla siyasal boyutu eşittir ulus egemenliği. Halkçılığın ekonomik boyutu eşittir devletçilik. Bunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Çünkü Mahmut Esat özellikle duruyor. Diyor ki siz
halkı ekonomik açıdan belli bir düzeye getiremezseniz, yani halkı doyuramazsanız iradesini bağımsız olarak kullanamaz diyor. Bilmiyorum anlatabildim. Çok doğru. Önce onu iradesini kullanabilecek ekonomik olgunluğa eriştirmeniz gerekir diyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu ancak devletçilikle yapabilirsiniz diyor. Devletçiliği de sosyalizan bir devletçilik değil. Yani bireysel girişime, ferdi teşebbüse izin vermeyen bir sosyalizan bir devletçilik değil. O bahsettiği, tanımladığı devletçiliği devlet sosyalizmi diyor. Yani bugünkü karma ekonomi. Hatta çok güzel bir tanımlaması var. Yüzmeye takati, meceli olmayanlara yüzme öğretmektir bizim devletçiliğimiz diyor. Çok güzel bir, çok hoş bir tanımlama. Yol göstericilik, denetleme. Dolayısıyla halkçılığın ekonomik, şimdi bir devletin temel görevleri vardır diyor. Eğer bu devrim, sizin o biraz evvel bahsettiğiniz hani halk faydalanmalıdır devrimden. Eğer devrim halka gereksinimlerin, halkın gereksinimlerini karşılamıyorsa bir anlamı yoktur demiştiniz ya, evet, Sadık Beyciğim. Evet. Aynı şeyi söylüyor işte burada. O zaman diyor halkın istediği, onu ekonomik refaha kavuşturacaksınız. Bunun için devlet gerekli adımları atacak. Eğitimi parasız yapacaksınız. Herkes eğitim hakkından yararlanacak. Sağlık devletin tekelinde olacak. Herkes sağlıktan yararlanacak. Neden? İşte halkçılığın toplumsal boyutu. Sınıfsız, kaynaşmış bir toplum yaratmak. İş bölümü içerisinde bir toplum yaratmak. Eşitliği sağlayabilmek. Parası olanın iyi eğitim aldığı, parası olanın ölümden kurtulduğu bir devlet düzeni değil, parası olsun ya da olmasın bütün bu haklardan eşit olarak yararlanabilen bir ülke tasarlıyor. Kemalizm dediğimiz ideoloji. Evet. Şimdi Sadık Usta bir yazımızda sosyalizmin sınırına dayanmış aydın tanımını kullanıyorsunuz Mahmut Esat için. Biraz açar mısınız bu? Bunu demin devlet sosyalizmi birkaç nedenden dolayı söylüyorum. Birincisi insanlık tarihine tarihsel materyalist gibi yaklaşıyor. Şimdi tesadüf değil. Mahmut Esat Bozkurt'un Atatürk İhtilali'nde devrimi tarif ederken sık sık Marksizme atıfta bulunur. Zaten kendisinin eserlerinde baktığınızda onları da, yani bu toplu eserleri de sık sık atıfta bulunur. Önemli bir bölüm ayırır. Sosyalizan fikirleri açıklamayı gerekli görür. Marx'ın teorisinin özünü açıklamayı gerekli görür. Ve en önemlisi de Marx 1'in bu kitabını kendisinin çok benimsemiş olmasıdır. Ben şimdi mesela birebir buradan cümleleri onun kitabında görebiliyorum. Yani tarihi açıklarken, insanlık tarihini açıklarken bir defa şöyle yaklaşır olaylara. Tarih aslında der sınıf mücadeleleri tarihidir. Bilim ve Ütopya'da da kendisinden bölümler seçtik. O bölümleri de koyduk arka arkaya. Evet, bu ayki izleyicilerimize şey yapayım, izin verirseniz bir tanıtayım. Bu ayki Bilim ve Ütopya dergisinde bugün buradaki çok değerli iki konuğumun Mahmut Esat Bozkurt'la ilgili yazıları var. İzleyicilerimiz açısından önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum kitapların yanında. Onu da bilgilendirmiş olalım. Evet. Şimdi insanlık tarihinin seyrini açıklarken birkaç farklı teorilere başvuruluyor. Bunlardan mesela diyelim 1800'lerin sonunda Avrupa'da çok yaygın olan görüşlerden biridir bu. İnsanlık tarihi nedir diye sorulur. İnsanlık tarihinin ilerletici, o motoru nedir? Bunu kimisi ırklar arası savaştır der. Milletler arası savaştır der. Yani ırklar arası savaş, milletler arası savaş gelişmenin motorudur der. Devletler ve toplumlar da bu eksende biçimlenir der. Şimdi bir de tabii bu Marx'a ait bir bulgu değil. Fakat Marx'tan önceki
Fransız sosyologlarının bulduğu bir kavram, sınıf mücadelesi kavramı. Yani toplumları baştan itibaren insanlık diyelim insanlık tarihini sınıf mücadelesi ekseninde açıklayan tarihtir o da. Yani her zaman topluluklar iki sınıfa bölünüyor. Birkaç sınıf tabii olabilir ama esas da iki büyük kampa bölünüyor. Bunların birbirleri arasındaki mücadele insanlığı ilerletiyor. Uygarlığı ilerleten olumlu bir rol oynuyor. Şimdi Mahmut Esat'ın insanlık tarihini açıklarken kullandığı argümanlara baktığımızda kendi ülkemizin Osmanlı tarihini açıklarken veya bundan sonraki Türk devriminin nasıl bir hal alacağını, işte alçılık dediniz az önce, açıklarken hep iktisadi temelde yaklaşıyor. Şimdi bu aslında sınıf mücadelesi bakış açısının iktisadi temelidir. İki farklı yani varlıklılar ve varlığa sahip olmayanlar, çalışanlar ve bu çalışılan emeğe el koyanlar arasındaki mücadele kimin aslında iktidar olacağı mücadelesidir. Bunu çok ilginç, ben başka hiçbir Kemalist kadroda görmedim. Bölüşüm ilişkileri der mesela. Üretim ilişkileri der. Üretim ilişkileri bunların hepsi klasik. Siz dersiniz ya bazen kelimeleri bile Mahmut Esat bilinçli seçer. Üretim ilişkileri diyebilirsiniz. Bir toplumun farklı farklı kesimlerinin üretimde aldıkları rollerdir bu. Bir de bölüşüm ilişkisi vardır. Yani üretilenin nasıl paylaşılacağına karar vermek de bölüşüm ilişkilerinin tarifidir. Bunu Mahmut Esat'ta görüyorsunuz. Bunu başka hiçbir yerde ben görmedim Kemalist kadroda. O bakımdan diyorum ki kendisini bir Marksist olarak görmüyor. Kendisini bir sosyalist olarak görmüyor. Ama bu arada yanılıyorsam beni düzeltin lütfen. Marx'la ilgili bir yazısında ben yanlış anımsamıyorsam 5 yıl Marx'ı inceledim der değil mi? Evet. O kadar ama da... aynı zamanda bir bilim insanı. Öyle evet, bakmanız yani, gerekiyor. Yani. Doğru o kadar mi? Da yoğun bir çalışması var. Anlamaya, kavramaya çalışıyor. Sosyalizm ölecektir, faşizm evet. ölecektir. Evet. Nasyonel sosyalizm yaşamayacaktır. Bir tek Kemalizm yaşayacaktır diyor. Evet. Bütün bu değerlendirmelerin ışığında. Onun için dikkate alınması gereken şimdi bir isim. Kemalizm nedir? Kemalizm 1900'lerin başında halkçılık kavramı ile birlikte ortaya çıkmış bir akımın Cumhuriyet devriminden sonraki ideolojisinin adı. O da şudur. Bu halkçılık bir, tabii Türkiye has bir siyasi akım değil. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi kökleri şeyde olan Fransız ihtilalinde, İngiliz devriminde, 1640 İngiliz devriminde olan, daha sonra bütün devrimler içinde ezilenlerin haklarının gözetildiği büyük toplumsal hamlelerdir bunlar. Ama aynı zamanda Rus toplumu içinde de narodnikler dediğimiz, o halkın dostları dediğimiz bir kesimin ortaya çıkardığı siyasi akımlardır. Türkler de bunlardan yararlanmış ve mükemmel bir sentez yaratmışlar. Buna biz halkçılık demişiz. Fakat sonraki tariflerinde görüyorsunuz ki sınıfsız, imtiyazsız bir toplum düşlemişler. Sınıfsız ve imtiyazsız bir toplum düşlemek aslında sınıfsız bir toplum idealidir. Sınıfların olmadığı, imtiyazların olmadığı bir rejimle komünizm arasındaki fark nedir? Hiçbir şey. Sadece isim farklılığı vardır. Şimdi Kemalist kadroların önemli bir kısmı meseleye şöyle yaklaşmış. Sosyalizm işçi sınıfı ideolojisidir demiş. Bu Avrupa kökenlidir, Avrupa merkezidir. Çünkü işçi sınıfının olduğu ve işçi sınıfı devrimlerin olduğu toprakların ve ülkelerin ideolojisi olarak çıkmıştır. Bizim bunları %85'i köylü olan bir topluma uyarlamamız mümkün değil, uygulamamız mümkün değil derler. Burada sınıf bir sınıf yok, sınıf bilinci gelişmemiş. Tabii ama ben işte sınıf bilinci sadece işçi sınıfı anlamında kullanılırsa doğrudur. Ama sınıf çeşitli zamanlarda farklı farklı katmanlara denebilir. Yani iki sınıf yoktur. Sadece burjuvazi ve proletarya değil. Mahmut Esat'ın söylediği bu. Ama köylü sınıf de sınıftır. Köylü de sınıftır. Onu halk olarak değerlendiriyor. İşte, siz bugün ya da işte ideolojiler çerçevesinde baksanız da sınıf olarak adlandırıyorsunuz. Ama Mahmut Esat bunu biliyor. Onlar bunu öyle görmüyorlar, sınıf olarak görmüyorlar. Bu ülkenin %89'u köylüden oluşuyor diyorlar. Dolayısıyla halk,
halk olarak onu görme eğilimindeler. Evet. Sınıfsız kaynaşmış bir toplum yaratma da bahsettiğimiz o sınıfları iş bölümü içerisine alıyor. Yani meslekleri sınıf olarak algılıyor. Mesleki temsil sistemini öngörmesinin nedeni de bu. Halk iradesinin meslekler temelinde meclise yansıması. Aslında Batı'nın gördüğü sınıf kavramını Mahmut Esat meslekler bazında eşleştiriyor. Ve bunlar arasında iş bölümü olsun istiyor. Çünkü sınıf var olan sınıfların çatışma yarattığını, bu çatışmadan da toplumların ve devletlerin zarar gördüğü sonucuna ulaşıyor. Ben tabii Mahmut Esat'ın bu literatüre çok iyi hakim olduğunu düşünüyorum. Yani okuduğum zaman eserlerini onu çok açık görüyorum. Fakat pragmatist yaklaşıyorlar. Benim kanaatim en azından bu yönde. Çok doğru. Bir Avrupa emperyalizmine karşı mücadele veriyorlar. Bir defa emperyalizm konusunda kafaları çok net. Bu emperyalizmden mümkün olduğu kadar uzak duralım. Yani kendimizi yeniden eski duruma sokacak herhangi bir ilişkiye girmeyelim diyorlar. Başı dik, bağımsız bir ülke olalım, kalkınmış, ayakları üzerinde duran bir ülke olalım diyorlar. Fakat aynı zamanda yukarıda bir Sovyetler Birliği'nde bir devrim olmuş. Oradan da sürekli tazyik var. Yani bir sosyalist devrim tazyiği var. Bütün dünyada bu var. Sadece Türkiye'de değil. İran'da var, Hindistan'da var, Çin'de var. 22'ye kadar, 23'e kadar var ama. Ondan sonra yok o tazyik. Yok, var. Yok, yani Cumhuriyet kurulduktan 1925 sonra... 1925 yılında Komünist Partisi boşa kapatılmaz. Yani o anlamda değil. Sendikalar yani, boşa kapatılmaz. Tam bir tazyik yok. Yani orada o devrimin ya da devrimin güçlenmesinin, kuzeydeki devrimin güçlenmesinin Türkiye'deki egemen üretim ilişkilerine, egemenlik ilişkilerine etkili olabileceğini, kimi yönetici kadrolar açısından en azından, daha çok işte bu sağ diyebileceğimiz kanat açısından bir risk oluşturabilmesi olasılığı sanıyorum orada çok Mustafa etkili olur. Kemallerin işi çok zor. Çok zor tabii. Emperyalizmden mücadeleye devam ediyorlar. Kuzeyde güçlenen bir Sovyetler Birliği var. Sovyetler Birliği'nin etkisi kendi işlerinde o kadar etkili ki Komünist Partisi kurduruyorlar. Mecbur. Şimdi, neden? İttihatçılar var. İttihatçılar var. Ama işte bunlar hep 23'ten önce olan şeyler. Ama 1925'te İttihatçı kadro tümden tasfiye edilir. Şimdi süremiz çok kısa bir süremiz kaldı. Onun için benim iki sorum daha var. Uzman buradayken onları da sormak ben isterim. Ben bir cümle söyleyeyim en azından. Tabii ki. Yani benim kanaatim şu yönde. Tabii ikinci, üçüncü, dördüncü eserlerde bunların benim açımdan söyleyeyim. Ben bunları daha rahat keşfedeceğim. Ama en azından okuduğum hem Atatürk İhtilali hem toplu eserler birden anladığım kadarıyla çok önemli Kemalist kadro içinde sosyalizme en yakın şahsiyettir. Evet. Benim açımdan en azından 1934'te İstanbul İnkılap Enstitüsü'nde biliyorsunuz inkılabın hukuk tarihini anlatmak üzere Mustafa Kemal tarafından görevlendiriliyor. Evet. İlk derste söylediği cümle şu: ben ne sosyalistim ne komünistim. Ben tam bir Türk milliyetçisiyim. Ben bilmiyorum, Sadık Usta yanlış anladıysam düzeltsin. Sosyalizmi en iyi bilen, en iyi kavramış insanlardan yani. Biri olduğunu söylüyor sanıyorum. 1930'larda ben sosyalistim demek o kadar çok zordu ki Şahin Hanım. Biliyorum. O kadar zor ki. Çünkü her an saldırıya uğrayabilirsiniz. Yok bakın. Ama Türk gençliğini de bundan korumak gerektiği, yani Türk Gençliği İleri diye bir makalesi var. Örneğin o makalede gençler diyor, kendinizi farmasonluktan, komünizmden, hilafetçilikten, bütün uluslararası akımlardan koruyun diyor. Doğrudur canım, ben sosyalist olduğunu iddia etmiyorum. Fakat 1900, yani bahsettiğim şey tabii 20'li yıllardaki yazıları. Ama Yeni Gün'deki yazıları, bahsettiğiniz yazılar işte, Anadolu'da Yeni Gün'deki yazılarını alın çıkarın. Vay be, Mahmut Esat tam bir sosyalist diyebilirsiniz. Onun için diyorum işte, yani onu bir bütün olarak görmek gerekiyor. Çok değiştirmiyor çünkü düşüncelerini, evet, temellerini de ortaya koyuyor. Sonuçta
bu bağlamda bilincinin çok yüksek düzeyde olduğunu, sosyalizm çok iyi bir çökecektir diyor. Çok yani iyi bir birikime olduğunu söyleyebiliriz. Ben iki tane kısa soru sormak istiyorum. Bir tanesi bu Mustafa Kemal Paşa'ya meclis başkanlığında hani Kuvvetler Birliği, Kuvvetler Ayrı Meclisi'nin fesi meselesi. Sadık Bey'in bahsettiği konu. Evet, o konuda ne söylersiniz? Kuvvetler ayrılığı... İşte 1924 anayasa tasarısı evet, hazırlanıyor. Tabii. O anayasa tasarısını Yunus Nadi kaleme alıyor. Ve kalem alırken de Mustafa Kemal bana meclisi dağıtma yetkisi ve yasaları veto etme hakkı verin diyor. Mustafa Kemal istiyor bu yetkileri. Yunus Nadi de ona göre tasarıyı hazırlıyor. Meclise geldiğinde Mahmut Esat da Saracoğlu Şükrü inanılmaz şiddetle karşı çıkıyorlar. Üstüne Mahmut Esat bununla yetinmiyor mecliste karşı çıkmakla. Vatan Gazetesi'nde ardı ardına makaleler kaleme alıyor. Hatta bir tanesi meclis hükümeti mi, hükümet meclisi mi diye çok sert bir yazı. Bir tanesi de veto fesih diye bir yazı. Çok sert yazılar bunlar. Tabii ulus egemen, kayıtsız şartsız ulus egemenliği yalnız. Kim olursa olsun bu ulus iradesinin tek kişi tarafından kullanılmasına karşı. Biraz evvel Sadık Bey açıkladı. Dedi ki Mustafa Kemal ikisini yanına çağırdı. Ve ben ikna ederim diyor ama kendisi ikna oldu. Nasıl ikna oldu? Ne dediler de ikna oldu? Diyor ki, paşam. Biz sizin nereye gitmek istediğinizi, ne yapmak istediğinizi, ulus egemenliği konusundaki tavrınızı biliyoruz. Buradan ödün vermeyeceğinizi biliyoruz. Siz bu yetkileri doğru kullanacaksınız. Hiçbir kaygımız yok. Ama yarın sizin yerinize bir gün bir başkası cumhurbaşkanı olduğunda bu yetkileri yani yasaları veto ve meclisi feshetme, yani meclisi kapatma, belki anlamayan gençlerimiz olabilir, meclisi kapatma yetkisini verirsek milli iradenin hükmü kalır mı diyor. Tek bir adama bu yetkiyi vermek. Evet haklısınız ebediyen çocuklar diyor. Ebediyen tatile gönderebilir. Yani, evet, süremiz... Onun için işte Mustafa Kemal tek adam olmuyor. Olmuyor. Yani genç arkadaşlar bunu iyi kavrasınlar diye bir soruyu sordum. Bir de CHP ile ilişkisi bu şeyden bakanlıktan ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra yazdığı yazılar var. Partiyle CHP'nin olan ilişkisi. CHP'nin savunusunu yapıyor. Ama biraz evvel söylediğimiz gibi Mahmut Esat özü sözü net bir adam. Hı-hı. Çok eleştiriyor. Yani inanılmaz eleştiriler yapıyor ve bu eleştirileri çok net ve haklı eleştiriler. Örneğin diyor ki biz bir devrim yaptık. CHP'ye getirdiği en büyük eleştiri. Bu devrim ulusa nasıl, ne kadar sindi? Bunu biliyor musunuz diyor. Hatta bir yazısında Fethi Bey'in İzmir'de yaptığı konuşma sırasında, miting sırasında işte fesin istenmesi, şapkanın atılıp yerlerde çiğnenmesinden falan bahsediyor. Ve diyor ki siz bir devrim yaptınız ama bakın yerleşmemiş bu devrim. Bu devrim neden yerleşmedi? Bununla ilgili bir çalışma yapıyor musunuz diye soruyor. Müthiş. Bu bir. İkincisi, zihniyet devriminden bahsediyor. Ben en çok bunu önemsiyorum. Siz şekle dair pek çok şey değiştirebilirsiniz. Ama önemli olan insanların düşüncelerinin çağdaş kılınması. Evet. Düşünürken çağdaş olabilmesi. Bugün Avrupa'daki herhangi bir insanı çevirip demokrasi olmalı mı, olmamalı mı? Gerekli mi, gereksiz mi? Laiklik önemli mi, önemsiz mi? Gerekli mi, gereksiz mi diye bir soru sorar mısınız? Gülerler size. İkisi de yani yaşam biçimidir artık onlar için. Olmak zorundadır. Onlarsız yaşayamazlar. Çünkü çağdaşlık bu demektir. Ama bizde öyle değil. İşte bunu yerleştiremediğini, demokrasinin içselleştirilemediğini, laikliğin içselleştirilemediğini, ödünler verildiğini söylüyor. Mesela ekonomi konusunda en beni etkileyen eleştirilerinden bir tanesi,
biliyorsunuz dünya ekonomik bunalım 1929'da ülkeyi sarıyor. 30'larda çok şiddetli olarak geliyor. Özellikle Serbest Cumhuriyet Fırkası da gidip tek parti dönemi başladığı zaman bu dönemde CHP şu eleştiriyi getiriyor. Ekonomik buhranı kullanmayın. Adımlarınızı atın. Bu halkı rahatlatacak, ekonomik bunalıma karşı halkı koruyacak önlemleri bir an evvel alın. Bahane olarak ekonomik bunalımı kullanmayın diyor. Evet. Çok önemli. Evet, tabii sabaha kadar sürebilir bu program ama yönetmenim beni uyarıyor, sonuna gelmişiz sürenin. İzleyicilerimizden de oldukça fazla sayıda görüş geldi ama büyük bir çoğunluğu sizleri tebrik ediyor, özellikle size Şadıvar'ın bu değerli eserleri. Onlardan tek istediğim Kemalizm'i kendi kaynaklarından okumaları. Evet, tabii. Bu hepimizin dileği. Çünkü ben çok önemsiyorum. Bilim ve Ütopya'da da özellikle onun üzerinde durdum. Eğer 2003 yılında Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmesinin önünde Kemalizmi köstek olduğunu söylüyor ise bunun bir nedeni var. İşte evet. onu anlamak için ideolojiyi iyi tanımak gerekiyor. İyi tanımak lazım ve kendini Cumhuriyet'in yanında konumlandıran herkesin. Cumhuriyet'in değil, yani çağdaş yaşama, özgür yaşama, ama bu, birey olarak yaşamanın yanında olan herkes için. Ben özellikle Cumhuriyet diyorum şunun için. Bugün artık iftar yemeklerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden kurulacağından bahseden siyasiler var. Bütün bu kazanımlar da aslında Cumhuriyet'le bizim yeniden yaşam bulduğumuz, nefes aldığımız bir ortamı yaratmış durumda. En azından Cumhuriyet'in yanında kendini konumlandıranların mutlaka Cumhuriyet'i ana kaynaklarından, sizin de söylediğiniz gibi ana kaynaklarından okuması ve bu konuda bilgilenmesini dileyerek programı bitirelim. Ana kaynaklar neler? Onları da söyleyelim mi? Nutuk, evet. Söyle ve Demeçler. Atatürk'ün bütün eserleri gibi bir külliyat var. Dizinine bakıp istedikleri konuyu açıp okuyabilirler. Ve Mahmut Esat gibi Kemalizmin kuramsallaşmasında önemli pay sahibi olan isimler var. Onların çalışmalarını, eserlerini yine orijinalinden okuyabilirlerse çok iyi olur. Kendileri ve ülkeleri için doğru bir şey yapmış evet. olurlar düşüncesindeyim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Yeni bir bilim ve toplum programında buluşuncaya dek hoşça kalın, aydınlık kalın.